75 yaşındayım. Sizin köy yolunun üzerinde, yolun tam ortasında bir mezar var. Evet. Nedir efendim, bu mezar niye burada duruyor, niye kaldırılmadı yol geçerken? Burası evliyalık bir meşin bu, burası. Evliyalık, evliyalar görmüşler buradan. Şu arkadaşın babası şurada harman yerleri harman sürmüşlermiş buradan. Evliya burada geçmiş, öküz beni köye gitmiş. Dön demiş burada evliya, dönmemiş. Bir şey yokmuş. Yer dönmüş. Evliyalıkmış bu. Burada evliyaları görüyorlar. Kaç yıldır oldu söyleniyor burada? Abi şimdi bilemeyiz. Biz belki dünyada bir şey olmadan bu ağaç burada meydan. Belki 2000 senelik. Belki 5000 senelik. Peki kaldırılmak istendi mi bu mezar? Yok, olmadı. Burası Sıtma Dede Değlek'ten biliyoruz. Ama ben bunu bizzat kendim şurada az alt yanda bir suyumuz vardı, tulumba. Abdest alırkana gördüm gece. Abdest alırkana ben sokuldum yanına. Ben de benim motorum çalışıyordu yani suda. Sokuldum yanına. Korktum, kaçtım ben ama. Nasıl gördünüz? Abdest alıyordu. Yaşlı, evet. Esmer bir adam, uzun boylu. Burada mı? Şurada az alttan da suyumuz vardı bizim, suyun başında. Ben motoru istop etmeye geldim de başında gördüm abdest alırkana. Evet. Ama cahildim o zaman, korktum, kaçtım. Bizim yerlerimiz vardı alt yanda. Mezarı siz mi yaptırdınız? Yok. Köyden bir arkadaş yaptırdı onu çok eskiden ama. Bu 1. Dünya Savaşı'nda Adaköy'e falan düşman geliyor Yunanlı'la. Bizim köyümüze gelemiyorlar. Orada diyorlar ki biz o köye gireceğiz ama orada bir Arap dide de var. Bizi geçirmiyor köye diyorlar. Bizim köyümüze Yunan askeri girememiş. O zaman. Gürsu Karadır Köyü Muhtarı Mustafa Güzelce. Bu zat biz bilmiyoruz. Zamanında çok ufak araba geçecek olan yol vardı. 1977 senelerinde köy hizmetlerinin dozerleri çınarı deviremedi. Hayır, bu ağacı mı? Ağacı deviremedi. Paleti, kaldıracaklar mıydı yani? Kaldıracaklardı. Paleti koptu. Kepçesi kırıldı. Yan taraftaki komşu yol verdi. Buradan yol verdi. Yer verdi. Dedemizi yolun ortasında bıraktı. Her gelen bunu soruyor bizim köylerimize. Evet. Ermiş, Kışla Boğaz dediğimiz yer var ileride, Duygu İnşaat'ın durduğu yerde. Yunan askeri köylere geldiği zaman buradan dedemiz geçit vermiyor. Yunan askerinden çok kalabalık gözüküyor. Yunan askerleri komutanına gidiyor ki, komutanım dede yatırır olduğu yer bizi, çok kalabalık asker var, Türk askeri. Evet. Bize geçit vermiyor bunlar. Peki soruyorlar mı niye yolun ortasında mezar var diye size, buraya gelenler, köyünüze gelenler? Tabii ki soruyorlar. Ne diyorlar? Niye bunu, aynı sizin sorduğunuz gibi, niye burada yolun orta yerinde bu yatır kenara almadınız veya başka bir yere taşımadınız diye. Tabii biz de dedemizin burada çok yani tarihi bilinmeyen bir 700-800 senelik geçmişliği var. Her gelen vatandaşımıza izah ediyoruz. Yani insanların ilgisini çekiyor değil mi? İnsanların ilgisini tabii ki çekiyor. Yani 70 yılında mı geçti buradan asfalt yol? 77 yılında burada bizim öbür yolumuz Selma tarafındandı. Evet, buraya yol açtı. Ama köy hizmetleri, o zamanın muhtarı müracaat ediyor, yol açılsın diye. Hem arazi yolu çok çamurluydu. Asfalt dökmeye çalışıyor. Asfalt dökmeye çalışıyor ama bunu çalışma yaparken dozerler bunu, köy hizmetlerinin dozerleri yıkamadı. Mezarı mı? Mezarı yıkamadı. Ne oldu dozerlere? Kepçesi kırıldı. Kepçesini yaptı. Yani tabii gördük. Şahit oldunuz mu? Şahidiz tabii. Yaptırdılar, geldiler. Bir daha zorladılar, paleti koptu. O zaman dediler ki büyüklerimizle. Evet. Buranın yerin sahibisi Hacı amca. Evet. Allah rahmet eylesin. O da buranın ermiş olduğunu iyi biliyordu. Tarlasından yol verdi. Biz de köy olaraktan bunu koruma altına aldık. Ve bunu 2 ay 3 ay evvelsi Narlıdere'den bir arkadaşımız köve geliyor. Evet. Köy çıkışında bir sakallı amca biniyor yanına. Diyor amca nerelisin sen diyor. Ben diyor Karadırlıyım diyor. Amca ben diyor Karadırlı'nın hepsini tanırım. Sen diyor Karadırlı değilsin. Sen diyor yürü diyor. Geliyor buraya taksinden.
dur diyor. Benim evim burası diyor. Ve bunu arkadaşımız şahit. Narodere köyünden. Bunları Hakan ya İdirli işte. Buttalı bayraktan işte bunu benzer oluyor.